sizin bir cümleniz, ben yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Arap ülkelerinin İsrail ve Amerika karşısında tam bir aciziyetlik örneği gösterdiğini ifade ettiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya bir köşe yazınızdaydı ya da bir toplantıda böyle bir cümlenizi hatırlıyorum. Bir bağlamını doğrusu hatırlamıyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Türkiye için de yorumlar mısınız aynı şunu tavrı? Aslında önce İran için yorumlayayım. Şimdi İran bütün bu ülkeleri tehdit ederek bir yandan da onları Amerika'ya sığınmaya, Amerika'dan silah almaya zorlamış oluyor. Amerika'dan silah alırken bunlar, yani mesela sadece Suudi Arabistan'ın 2011 yılı içerisinde Amerika'dan silah ve sadece Amerika'dan silah alımı 60 milyar dolar. Şimdi bu nasıl bir düşmanlıktır? Yani işte İran'ın Amerika'ya olan düşmanlığı son kertede Amerika'nın işine yarayan bir şey. Amerika bundan çok kazanıyor. Çünkü veya İran'ın Suudi Arabistan'a olan düşmanlığı Amerika'nın işine yarıyor. Çünkü bu sayede büyük bir şey tezgahı, yani silah tezgahı, silah ticareti dönmüş oluyor. Bunu hakikaten yorumlamak çok zor bir şey. Diğer ülkeleri saymıyoruz. Yani diğer en fazla Suudi Arabistan bundan yararlanıyor. Yani bir yandan da İsrail, İran, işte Ahmedinejad her İsrail'i haritadan sileceğiz dedikçe dönüp Amerika'ya bir panik görüyorsunuz, işte bir düşman beni haritadan sileceğiz deyip Amerikan yardımını biraz daha fazla alıyor. Evet. Amerika'dan bedava silah yardımı, bedava silah teknolojilerini transfer etme yardımlarını almış oluyor İsrail Amerika'dan. Aha. Şimdi İran'ın bu tehdidi sonuçta kimin işine yarıyor? Bölgede barışa yatırım yapan bir Türkiye varken ve barıştan herkes kazanır. Çünkü herkes yaşarsa herkes kazanmış olur. En azından kimsenin hayatı sönmemiş olur diyen bir Türkiye var. Ama öbür tarafta silaha, kaosa, savaşa yatırım yapan diğer ülkeler var. İran, Suudi Arabistan veya... İşte bu barış meselesinde bu iki taraflı olan bir mesele. Türkiye'nin tek başına barışta rol oynayacak bir misyon üstlenmesi sizce etkili olacak mı? Çünkü bölge buna müsait değil gibi algı doğuyor. Türkiye paradigma olarak son derece insani. Hani biz enstitü olarak bizim amacımız, yani Türkiye'nin böyle bir misyon içerisinde olması bizim de hedefimiz, en azından enstitü olarak. Silahtan ziyade şeye yatırım yapılması, yani barışa yatırım yapılması. Bu bizim önerimiz, bu bizim idealize ettiğimiz bir ortam. Ya aslında gelişmiş ülkelerde de sanayi ve savunma sektörüne yapılan yatırımlar arttıkça gelişmişlik düzeyinin ters oranda gittiği düşünülür. Yani o yüzden makul olan bu ama acaba sonuç alınabilir mi açısından? Yani şimdi mesela 60 milyar dolar, benim aklım hep orada kalıyor. Yani çok içim gidiyor çünkü 60 milyar dolar Suudi Arabistan'ın aldığı silahlar. O para şeye gitse, yani bütün Afrika'yı kalkındırabilirsiniz. Evet. Bütün Afrika'ya açlık diye bir şey kalmaz. Evet. Afganistan'a Amerika'nın döktüğü silahların %1'iyle, evet. Hadi diye abartmayalım, onda biriyle Afganistan kalkınabilir. Afganistan'da terörün kökü kazınır. Neden? Nasıl kazınır? Çünkü orada en azından barış olduğu için insanlar ya işte sömürü şeyi yok denir. Oradaki insanların gönlü kazanılır. Ve terör varsa bir terör problemi, o terör son derece marjinalize edilmiş olur. Onunla da uğraşılır. O çok da fazla şeye gerek olmaz. Kafkaslar'da Rusya ve Orta Doğu'da İran güç aktörü olarak görünüyor. Uzun vadede veya kısa vadede Türkiye'nin Orta Doğu'da güç aktörü olacağını söyleyebilir miyiz? Yoksa çok mu iddialı olur? Ya Türkiye şu anda zaten bir aktör, yani önemli bir aktör, güçlü bir aktör ve bu aktörlük silahından gelmiyor. Silahı da var Türkiye'nin ordusu, sonuçta NATO'nun en güçlü ordusu. Evet. Türkiye NATO ülke üyesi bir ülke. Aynı zamanda Türkiye yumuşak gücü de çok olan bir ülke. Evet. Yani Türkiye bir marka değeri haline geldi, ekonomik anlamda çok güçlendi. Evet. Türkiye eski Türkiye değil, gayri safi milli hasılası 10 bin doları, yani kişi başına düşen geliri 10 bin doları, 150 milyar dolar ihracatı, bir trilyona yakın bir şey var, bir hasılası var. Şimdi bu çok büyük bir güç zaten. Yani bunun getirisi
Bugün birçok ülkede artık Orta Doğu ülkelerinin önemli bir kısmında inşaat sektöründen tutun farklı sektörlerde Türkiye çok önemli bir ülke. Türkiye'nin ürettiği kültür artık bu ülkelerde ciddi bir ilgi kaynağı. Bu kültür bilhassa işte Türk dizilerini görüyorsunuz. Türkiye'nin güçlü bir, istikrarlı bir hükümeti var şu ana kadar. 10 yıl devam eden bir hükümet ve demokratik mekanizmalarla işleyen üstelik bir hükümet. Bir defa Avrupa'nın bile hayal edemediği bir şey şu anda. Yani mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınıp alınmaması meselesi tartışılırken işte Türkiye'de 3 defa üst üste oylarını artırarak iktidara gelen bir ülke Avrupa standartlarına aykırıdır dediler. Böyle bir espri de yapıldı. Bu şey alır, yani bir ülkede bir siyasetin izlenebilmesi açısından, bir siyasetin uygulanabilmesi açısından, istikrarlı bir biçimde uygulanabilmesi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.